Sırada bir dolandırıcılık öyküsü var. Ankara'da bir vatandaş aracını satılığa çıkardı. Telefonda uzman çavuş olduğunu söyleyen kişiyle pazarlık edip anlaştı. Ama o anlaştığı kişi sanki aracın sahibiymiş gibi bir galericiyle irtibata geçti. Ondan 350 bin lira kapora aldı kendi hesabına. Galerici ise olan biteni ancak notere gidince anladı. Arabam şu an satamıyorum. Üstüne şark konuldu. Mağdur oldum. Arabasını satıp düğün masraflarını karşılayacaktı ama başına gelmeyen kalmadı. Hakan Bey bir internet sitesinde aracını satılığa çıkardı. Diyarbakır'dan aradığını söyleyen bir kişi onunla iletişime geçti. Taraflar telefonda yaptıkları pazarlıkla 475 bin liraya anlaştı. Ama o kurulan tuzaktan habersizdi. Aracı almak isteyen kişi güven kazanmak için uzman çavuş olarak tanıttı kendini. Başarılı da oldu. Kayınpederinin arabayı alacağını söyledi kendisi. Daha sonra kayınpederinin gelemeyeceğini söyledi. Onun yanına başkalarının geleceğini. O Diyarbakır'dan aradığını söyleyen kişi hiç vakit kaybetmeden bir galericiyle irtibata geçti. Az önce telefonda pazarlık yaptığı aracın sahibiymiş gibi konuştu. Aralarında anlaştılar. Üstelik 350 bin lira da hesabına havale ettirdi. Gerçekse noterde ortaya çıktı. Galerici notere gitti. Karşılaştığı kişi aracın gerçek sahibiydi. Parayı da almadığını söyledi. Hesabımı kontrol ediyorum, para gelmedi. Onlar diyor biz parayı gönderdik. Aracın sahibi hemen uzman çavuş olduğunu söyleyen kişiyi aradı. Ulaşılamıyor hiçbir şekilde. Hem galericiden hem de Diyarbakır'dan aradığını söyleyen kişiden şikayetçi oldu. 3 ila 10 yıl arası hapis cezası ve adli para cezasıyla cezalandırılması söz konusudur. Galerici de hem araç sahibinden hem de parayı kaptırdığı kişiden şikayetçi. Suç duyurusu sonrası savcılık araca satılmaması için tedbir koydu. Bir an önce arabamın üzerindeki şerhin kaldırılmasını istiyorum. Yaşadığım mağduriyeti şu an size anlatamam.